Şiddetin tanımı ne? Çarpıcı örnekler vereceğiz ve hakikaten diyeceksin, ay bu da mı şiddet acaba? Şu koca dünyanın yüzde kaçı kadınların olabilir? Sosyal medya hayatımıza girdi. Sürekli fotoğraf çekiyoruz. Sık rastladığımız örneklerden biridir. Cinsel sırlarını, mahremiyetini ifşa etmekle tehdit etmek. Bunlar cidden çarpıcı. Şöyle bir soru sorsam, Türkiye'de hamile kadınların yüzde kaçı şiddet görüyor olabilir? Bu kadar sıradanlaşmaması gerekiyor çünkü bu sıradan bir olay değil. Bu insanlar insanlar. Kadın kanalından merhaba. Bugün biz kadına şiddet üzerine konuşmak istiyoruz. Onun için de İzmir Barosu'ndan Kadın Hakları Merkezi de gönüllü olarak görevli olan arkadaşım Önüz Özsoy'u davet ettik. Bu kadına şiddetle ilgili olarak bir sürü sorular geldi bize ve zaten bu toplumumuzda da kanayan bir yara ve bununla ilgili olarak da size bilgilendirici ve bir noktada şiddete maruz kaldığınızda aslında şiddetin ne olduğunu algılayıp ben şu anda bir şiddete maruz kalıyorum. Aslında benim şu anda gördüğüm muamele şiddet ve bunun hukuki bir yaptırımı olduğunu algılamak ve bu konuyla ilgili bilinçlendirmek adına aslında biz bu videoyu çekmek istiyoruz. Arkadaşım Öniz de bu konuda bize yardımcı olacak, bilgilendirecek, değerli bilgilerini bizimle paylaşacak. Bununla ilgili İzmir Barosu'nda eğitimle ilgili olarak da seminerler veriyor kendisi. Şimdi en başta şiddetin tanımı nedir? Hukuki, biraz sıkıcı o hukuki ama önce bir onu temel olarak konuşalım da ondan sonra çarpıcı örnekler vereceğiz ve hakikaten diyeceksiniz, ay bu da mı şiddet acaba diyeceğiniz, gerçekten ben bile öyle hani şey yapmıştım. O yüzden bu açıklaması çok önemli bu konuyla ilgili. Şiddetin önce hukuki tanımını alalım tamam. Öniz arkadaşımızdan. Kamusal yahut özel alanda kadına yönelik fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik zarar veren yahut bu zararı doğurma ihtimali olan davranışlara hukuki anlamda biz şiddet diyoruz. Tabii biz şiddet dediğimiz zaman öyle artık vahim olaylar yaşıyoruz ki en kötüsü geliyor her zaman aklımıza. Şiddet dediğiniz zaman işte gözüm morardı. Fiziksel. Evet, yalnızca fiziksel olarak algılıyoruz ama şiddet tanım olarak, hukuki tanım olarak dört başlık altında toplayabiliriz. Söylediğim gibi psikolojik, fiziksel, ekonomik ve cinsel. Mesela ekonomik. Şiddet. Ben ilk duyduğumda ekonomik şiddet ne olabilir acaba diye düşündüm. Ekonomik şiddet dediğimizde kadın burada neye maruz kalıyor ki ekonomik şiddet oluyor? Bir kadını çalışmaya zorlamak olabilir. Ya çalışmasına müsaade etmemek olabilir. Şimdi çalışan kadınla başladık direkt örneğe. Örneğin bir okuldan mezun oldunuz. Güzel de bir iş buldunuz. Hafta sonu İstanbul'da bir eğitim çalışması var ve katılmanız gerekiyor. Bu işiniz gereği bir kariyer yapmak istiyorsanız bu eğitime katılmak mecburiyetindesiniz. Buna müsaade etmemek örneğin. Hayır, buraya gidemezsin demek bir ekonomik şiddet için trip bir örnek. Atması. Mesela evet. Niye gittin? Niye gittin? Bir diye psikolojik sorgulama. Baskı uygulaması, izin vermemesi yahut çalışmayan hanımlardan örnek verebiliriz. Eve 10 lira harçlık bırakıp 30 liralık yemek beklemek. Al işte. Tabii. Gibi. Harçlık tabii bırakmamak. O ne yapacak o? Yahut çok bizde rastlanan bir durumdur. Kredileri beraber ödüyoruz değil mi bir aile içerisinde? Ama bu kredileri çekerken kadına hiç danışmamak. Onun yükümlülüğü altına sokmak ama aileyi ilgilendiren ekonomik kararlar verirken bunlarla ilgili kararları tek başına vermek. Mesela şey oluyor. Mesela sen şuraya bir imza atıver. Kefalet sözleşmesi. Gibi. Hadi bakalım sıkıyorsa atmasın. Değil mi mesela? Evet. Değil mi? O da zorluyor orada kocası. Yahut gelenek aslında bizim kültürümüzde de vardır. Miras dağıtılırken kadınlara ve erkeklere, çocuklara farklı muamele yapılır. Daha değersiz olduğu düşünülen mallar, mülkler genelde kadınlara verilir. Ki geçmişte şöyle de bir şey olmuştur. Bazı sahil bölgelerinde deniz kenarı tuzlu bir şey yetişmez diye o bölgeler kadınlara verilmiştir. Kız çocuklarına verilmiştir. Ama sonrasında işler değişmiştir. İşte. Evet, gibi. Bir kursa gitmesine engel olmak olabilir. Kendini geliştirmesine. Kendisini geliştirmesine engel olmak olabilir. Çünkü kendisine bağımlı kılmak istediği için aslında hegemonyasını kursun diye. Bir parantez açmak istiyorum. Yani bu kadınların değil mi ekonomik anlamda kendi özgürlüklerini eline almak adına o kendilerini geliştirmek için atıyorum kocası ya da bu sadece kocası da değil. Bunu bir sonraki videolarımızda anlatacağım. Sevgilisi tarafından dahi baskı görmesi bir
ekonomik şiddet. Evet, evet. Genel değil olarak mi? Kadının ekonomik bağımsızlığını elde etmesine mani olmak tabii olarak ve çok önemlidir, çok da önemli buluyoruz. Şöyle bir soru sorayım. Hı. Şu koca dünyanın, paylaşılamayan dünyanın hala mülkiyet iddiası var üzerinde. Hı hı. Yüzde kaçı kadınların olabilir? Ay hiç bilmiyorum. Yalnızca %1'i kadınlar. Burada duralım. Bir dakika. Değil mi? Burada önemli. Ama bir dakika, bu bir çok büyük bir şey, uçurum değilmiş. Ben %1'miş işte. Bunlar cidden çarpıcı. Evet. Çok güzel oldu. Evet. Peki dünyada dolaşan paranın ne kadarı kadınların olabilir? İşte. Herkesin uğruna can verdiği paranın. İşte o da %0.001 mi? Dünya gelirinin yalnızca %10'u kadınların cebindedir. Ve dünyada açlık sınırı altında yaşayan insanların da 2/3'ü kadındır. Evet. O yüzden ekonomik şiddeti bertaraf etmek önemlidir. Çünkü ekonomik özgürlüğe sahip olan kadınların yaşamak için daha sağlam kökleri oluyor. Kesinlikle. Daha cesaretli davranıyorlar. Elleri kolları bağlanmamış oluyor. O gücüyle buluşuyor. Şiddeti, evet, bu şiddeti bertaraf etmek çok önemlidir. Kesinlikle. Önemli bir şiddet türüdür ve şunu ekleyebiliriz. Birleşmiş Milletler'in 93 tarihli bir bildirgesi vardır. Bu şiddet tanımlarının aslında temeli oradan kaynaklanıyor. Ekonomik şiddet hayatımıza daha sonra girdi. 2000'li yıllarda girdi. Ekonomik şiddet tanımını da biz daha sonrasında yaptık. Çünkü kadın iş hayatını o kadar çok kendine var etmiyordu o dönem. Evet, yani bunun bir şiddet türü öncesine olduğunu, bunun da kadını yaşamdan koparan ve eziyet çekmesine sebep olan bir durum olduğunu daha sonra ekonomik şiddet olarak tanımladık ve bizim hayatımıza, hukuk sistemimize de girdi. Kadın olduğu için işe almamak, daha düşük ücretlerle çalıştırmak yahut dezavantajlı işlerle çalıştırmak, kayıt dışı kadını istihdam etmek, kadın olduğu için işten çıkarmak, bunların hepsini de genel olarak ekonomik şiddet kavramı içerisinde sayabileceğimiz örneklerdi bunlarda. Bununla ilgili bir olayı da biliyorum. Tamamıyla kalifiye bir eleman, arkadaşlarını işte hamile kaldım vesaire, hamileyim dedikten sonra ertesi gün insan kaynakları tarafından çağrılıyor ve diyor ki yani iş akdinize son verildi çünkü tek neden hamile kalması. Burada hem toplumsal ayrımcılık da, cinsiyet ayrımcılığı da var, evet, ekonomik şiddet de var. Evet. Yani o kadın hamile diye hiçbir gerek, sadece hani bu kesin hamile, bir 7 ay sonra falan zaten işte hormonlar bilmem ne, yeteri kadar işten de ondan performans da alamayacağız. Ama neyse hemen onu gönderelim demek de tamamıyla onun ekmeğini elinden almak. Tabii, hem ayrımcılık. Ayrımcılık. İki olarak psikolojik şiddet. Mesela bu çok ince bir alan. Yani o kadar şiddet büyük bir alana yayılıyor ki aslında o psikolojik şiddet. Biz bile tam anlayamıyoruz. Çerçevesi daha esnek ve daha yani tanımlaması zor bir şiddet türü aslında bana göre psikolojik şiddet. Doğru. Yani şöyle aslında çok önemli. Kolunuzun kırıldığını gösterebiliyorsunuz. Hı hı. Kırık bir kolun canınızı ne kadar yaktığını görebiliyorsunuz, anlayabiliyorsunuz. Parçalanmış bir ruh çoğu zaman daha çok eziyet vericidir. Evet. Daha zor iyileşiyor. Bu sebeple çok önemli. Şöyle tanımlayabiliriz. Sürekli hakaret edilmesi. Hı. Sürekli tehdide maruz kalmak. Çok sık rastladığımız bir olaydır. Kendi dosyalarımızdan ya da bize başvuranlardan gördüğümüz. Ailesiyle bağlarının tamamen koparılmış olması. Hmm. Hiçbir sosyal hayatının olmasına müsaade etmemek. Ailesini telefonla dahi arayamamak. Aldatılmak. Sürekli başka kadınlarla mukayese edilmek. Bir şeylerin sürekli önünüzde kırılıp parçalanması olabilir. İntihar edeceğim ben diye tehdit edilmek olabilir ve şu çok tehlikelidir. Çoğu zaman şuna ikna etmeye çalışırlar. Bu şiddet değil. Bu şiddet değil. Ben yanlış bir şey yapmıyorum. Yanlış bir şey yapmıyorum. Sen yanlış düşünüyorsun gibi. Manipülasyon yöntemleri, drama kontrolleri olan bir videoda çekmiştik. Orada korkutucu dramayı anlattığımızda aslında psikolojik şiddet uygulayarak o korkutucu dramayı uyguluyorlar. Yani aşağılayarak, hakaret ederek. Evet, evet, kolunu kırmıyor belki ama dediğin gibi ruhunda ruhunu parçalayıcı sözler etmesi, kendi de öz değeriyle ilgili sorgulamalarda bulunması dahi kesinlikle bir psikolojik şiddet. Onurunu kırmak, başkalarının yanında utandırmak bir insanı kendi öz benliği dışında
bir varlığa dönüştürmek. Kesinlikle. Hiçbir adımından emin olamayacak bir hale getirmek. İrade kullanamamak. Kendi düşüncelerinden emin olamayacak kadar kendinden evet ayrı bir hale koymak, baskı altına almak çok önemlidir. Zaten şunu söyleyebiliriz, bir şiddet türü varsa, özellikle fiziksel şiddet türü varsa, genellikle bu diğer bahsedeceğimiz şiddet türleri de beraberinde oluyor. Tabii. Yani hepsi birbirine bağlantılı olarak gerçekleşiyor. Fiziksel şiddet en üst noktası artık. En üst noktası, değil mi? Evet. Yani o artık hani evet, vücut hani bir, bütünlüğüne evet, vücut bir bütünlüğüne, saldırı. Evet, görünür olduğu için, ama dediğim gibi her şiddet türü çok önemlidir. Ve şiddetten ve korunma yöntemlerinden bahsederken de şunu unutmamaları gerekiyor. Şiddet dediğimiz zaman, şiddete maruz kalmak dediğimiz zaman bu dört başlığı akıllarında tutmaları gerekiyor. Şiddet dediğimiz zaman yalnızca fiziksel şiddeti algılamayacağız. Aynen. Eğer sevgiliniz işte sizi aşağılıyorsa, ya sen de bunu yapabiliyor musun ki gibi kendi öz değeriyle ilgili sorgulamalarda bulundurtuyorsa, siz onun yanında kendinizi değersiz, hiçbir şeyi hak görmüyor hissediyorsanız, maalesef ki yine kanun maddelerinde, değil mi, düzenlenen bir noktada psikolojik şiddete maruz kalıyorsunuz. Bu biraz acıtıcı bir şey ama gerçek. Üçüncüsü cinsel şiddet. Bu cinsel şiddette yine diğer şiddet türleri gibi son derece ağır etkileri var mağdur üzerinde. Doğru. Cinsel şiddeti mesela çarpıcı örneklerle nedir cinsel şiddet? Şöyle tanımlayabiliriz. Bir kadını istemediği yerde, istemediği biçimde ve istemediği zamanda cinsel ilişkiye zorlamak. Cinsel organlarına zarar vermek olabilir. Cinsel özellikleri konusunda başka kadınlarla kıyaslamak olabilir. Cinsel performansıyla dalga geçmek olabilir. Tabii. Yahut cinsel isteklerini önemsememek de olabilir. Şu dönemde işte bu sosyal medya hayatımıza girdi. Sürekli fotoğraf çekiyoruz. Her şeyi kaydetmek İfşa. Çok evet kolay hale geldi. Çok sık rastladığımız örneklerden biridir. Bir insanın cinsel sırlarını, mahremiyetini ifşa etmekle tehdit etmek. Bu da cinsel şiddete örnektir. Çok da vahim olaylar yaşıyoruz. İnsanları intihara kadar sürükleyen bir baskı oluşturuyor üzerlerinde. Bunun da bir cinsel şiddet olduğunun özellikle altını çizmek gerek. Ve buna karşı korunma yöntemlerinin olduğunu da bilmek gerekiyor. Bu bir sonraki zaten video. Bir de dün bir şeye daha tanık oldum. Şöyle söyleyeyim. Kızının arkadaşına kendi Instagram'da cinsel organının fotoğrafını göstermek dahi bir, ki evet. 13 yaşında bir çocuktan bahsediyoruz. Cinsel organının fotoğrafını çekip göndermesi de bir cinsel şiddettir. Tabii. Hem taciz var zaten burada, hem de bir cinsel şiddet var. Zaten bunların hepsi bir bütün. Taciz şiddetle geliyor. Yani şiddet ve taciz birbiriyle paralel ilerleyen ve gelişen bir iki unsur. Evet. Fuhuşa zorlamak. Çocuk doğurmaya zorlamak, kadını kürtaj olmaya zorlamak, doğum kontrol yöntemlerini kullanmasına mani olmak keza cinsel şiddettir. Cinselliği bir ceza yöntemi olarak kullanmak, erken yaşta evlenmeye zorlamak cinsel şiddete verebileceğimiz örneklerdir. Şimdi zaten en bariz olan fiziksel şiddet, zaten o görünür. Yani işte gözüm morardı, tekme attı, darbe edildim falan. Vücut bütünlüğüne yahut sağlığına yönelik zarar oluşturan yahut zarar oluşturma ihtimali bulunan eylemler. Şunu da örnek verebiliriz. Hamile bir insanın neye ihtiyacı vardır? Her ay doktor muayenesinden geçme ihtiyacı vardır. Örneğin bu muayeneyi olmasını engellemek de aslında kadına uyguladığınız fiziksel bir şiddettir. Çünkü o doktor kontrolünden geçmediği zaman zarar görme ihtimali vardır. Hem bebeğinin hem kendisinin. Çok yaygındır. Şöyle bir soru sorsam. Türkiye'de hamile kadınların yüzde kaçı şiddet görüyor olabilir? Ki bizim kültürümüzü bir düşünelim. Şöyle dizilerimize bile baktığınız zaman işte bir erkek çocuk sahibi olacağını öğrendiği zaman ne olur? Dizilerde bile bir bayram havası olur. Yahut işte bir hamile kadına hemen toplu taşıma araçlarında yer verilir. Canı bir şey istiyorsa hemen herkes bir hassasiyet gösterir.
girdiği dükkanlarda vesaire. Şimdi böyle bir görüntü var, böyle bir perde var. Peki böyle bir perdenin arkasında sence Türkiye'deki kadınların, hamile kadınların yüzde kaçı şiddet görüyor olabilir? Evet, rakamlarla aram kötü. Bir tahminde bulunabiliriz. Yani ne kadar yaygın olabilir? Bu iş ne kadar yaygın olabilir? Yani %70 falan mı? Evet. Hadi ya, %70 mi? Evet, o kadar yüksek bir oran. Bir de analar kutsal diyorlar. Yani annelik değil mi? Analar kutsal bir şeyim, öyle bir toplumdan geliyoruz. Ve anne adaylarına, can taşıyan insanlara yine hamileyken bile dayak yiyen. Değil mi? Çok fazla. Çok fazla ve bu istatistik şu sebeple doğrudur. Doğru olduğunu hani şundan hesap edebilirsiniz. Bir kadın gözüne yumruk yediği zaman örneğin ya da karnına tekme yediği zaman bir hastaneye gitmez. Normalde gitmemeyi tercih de edebiliyorlar. Çünkü bizde kol kırılır işte, yani içinde kalır. Aman işte. Konu komşu ne diyecek diye gitmeyi tercih etmeyebilir. Ama eğer hamileyse, kendi sağlığından öte bebeğin sağlığından endişe ettiği için muhakkak bir doktora gidiyorlar ve doktora gittikleri zaman da bu şiddeti tespit etme imkanı ortaya çıkıyor. Daha çok özellikle 1/4 oranında karna, karın bölgesine tekme yemek gibi fiziksel zarar görüyorlar bu eylemler, şiddet eylemleri neticesinde. Çok yaygındır ve bu bir duyarlılık sorunudur. Bizde genelde şöyle bir sıkıntı var. Kadına yönelik şiddet, belki çok fazla maruz kaldığımız için artık insanların, ne yazık ki buna çok üzülüyorum, duyarlılıklarını kaybettiği bir konu olmaya başladı. Yani binlerce insan ölmüş arkadaşlar, binlerce insan öldü son 10 yılda. Bu insanların bir hayatları vardı ve bizim şu an bu kadınlarla ilişkilerimiz ne biliyor musunuz? Bir telefon ekranı düşünün. Ekran kaydırıyoruz. Yine bir kadın cinayeti olmuş ya da gazete sayfası çeviriyoruz. Ah, yine bir kadın ölmüş. Bu kadınların isimlerini hatırlamıyoruz. Bu kadınların bir hayatları olduğunu, bunların yaşayan, çocukları olan, önlerinde uzun bir gelecek olan insanlar olduklarını bile unuttuk. Biz bu duyarlılığımızı kaybettik. Bu kadar sıradanlaşmaması gerekiyor çünkü bu sıradan bir olay değil. Bu insanlar insanlar. Bu insanlar yaşıyorlardı, bir hayatları vardı. Bizim bu şiddeti hepimizin bertaraf etmesi gerekiyor çünkü bu hepimiz adına utanç verici. Bu yalnızca hayatını kaybeden, fiziksel olarak zarar gören, ekonomik olarak zarar gören kadınların sorunu değil. Bu insan olarak hepimizin sorunu. Çünkü bizi diğer canlılardan ayıran yegane özelliğimiz var. Empati yeteneği. Biz empati yetisine sahip olduğumuz için insanız. Bizim bu şiddeti bertaraf etmek konusunda hepimizin sorumluluğu var. Biz hukukçuyuz. Konuyu bir yerinden tutup götürebiliyoruz. Ama her meslek grubundan, her insanın bu konuda sorumluluğu vardır. Bu çok önemlidir. Bu işten de ancak bu şekilde çıkabiliriz. Bu bir sistem sorunudur. Çünkü hukuk artık önlemek ve cezalandırmak konusunda tek ayak, son ayak diyebiliriz. Ama hepimizin sorumluluğu var. Evet. Ve bununla ilgili şiddet gördüğümüzde neler yapılabilir? Hangi yollara başvurulabilir? Bir sonraki videomuzda olacaktır. Bizi dinlediğiniz için, bu kadar önemli bir konuda Önize arkadaşımız bize değerli vaktini ayırdığı için ona çok teşekkür ediyoruz. Umarım sizin için de bayağı bilgilendirici, farkındalık yaratıcı bir video olmuştur. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.